çıksın gönlümün yüzü, çıksın sevmeseydim ezelden, sevmeseydim ezelden var. Anam olasan, Ömer Paşam olasan, Ömer yetim kalasan, Ömer benim olasan, Ömer var. Olasan, Ömer Paşam olasan, Ömer yetim kalasan, Ömer benim olasan, Ömer var. Zülüf gerdana düşer vay. Bu nasıl başkan dırmak, bu nasıl başkan dırmak, her gün bir yana düşer, her gün bir yana düşer. Ağam olasan Ömer Paşam olasan, Ömer etim kalasan, Ömer benim olasan, Ömer var. Ağam olasan Ömer Paşam olasan, Ömer etim kalasan, Ömer benim olasan, Ömer var. Ağam olasan Ömer Paşam olasan, Ömer etim kalasan, Ömer yetim kalasın Ömer. Bravo. Teşekkürler. Bravo. Tabii Perihan, ilerleyen dakikalarda senden, sen ordulusun değil mi? Otur otur. Evet, orduluydun. Artık oradan da bir... Tamam, oradan bir tane okuyacağız zaten. Bir tane okumanı bekliyoruz. Pir Sultan Abdal'dan istiyoruz. Neşet Baba'dan istiyoruz. Neşet Baba'dan istiyoruz. Evet, bugün istiyoruz da evet, istiyoruz. Peki. Sevgili izleyiciler, şimdi hep birlikte Krefeld'e doğru yola çıkıyoruz. Şimdi biliyorsunuz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı geçti. Ama Avrupa'da tatil olmadığı için, bir tek Türkiye'de çocuklara armağan edilmiş bir tatil olduğu için oradaki yurttaşlarımız da bu tatili değişik günlerde yapıyor. O arada bir önemli gün daha vardı. 1 Mayıs, 1 Mayıs Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde kutlandı, barış içinde kutlandı. Biz de bu gösterilerden, bu kutlamalardan bir tanesini alalım dedik ve arkadaşımız Arif Karaca ile Bülent Arslan Krefeld'deki 1 Mayıs kutlamalarını izlediler. Alman Sendikalar Birliği DGB'ye bağlı sendikalar Almanya'da 1000'e yakın yerde 1 Mayıs yürüyüşü düzenledi. Krefeld şehrindeki miting DGB binasının önünde yapılan yürüyüşle başladı. 1000'e yakın Türk ve Alman vatandaşının birlikte yaptığı yürüyüş Stadtpark'ta sona erdi. İşçilerin Stadtpark'taki mitinginde yemekler yendi, şarkılar söylendi, konuşmalar yapıldı. El ele verince neler yapabileceğimizi, ne kadar kuvvetli olduğumuzu göstermenin bir simgesi burada. Bütün dünyadan gelenler, işçiler burada bir ele verip genel dayanışma içinde olduklarını gösteriyorlar. Ülke çapındaki eylemlerin sayısı 500 bine ulaştı. 1 Mayıs kutlamaları Almanya'da genel olarak olaysız geçti. Evet, şimdi Krefeld'den Mannheim'a doğru gidiyoruz. Mannheim'da bir 23 Nisan kutlaması vardı. Ve Orta Almanya temsilcimiz Şükrü Doğru da bu kutlamayı izledi. ...23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri hafta boyunca Avrupa'nın çeşitli kentlerinde sürdü. Almanya'nın Mannheim kentindeki kutlamalarda minikler gönüllerince eğlenme fırsatı buldu. Mannheim ve çevresi Türk Okulu Aile Birliği ile Türkçe ve Türk Kültürü Öğretmenlerinin ortaklaşa organize ettiği programa 22 ayrı ülkeden çocuklar ve gençler katıldı.
Mannheim Türk Okulları Birliği önümüzdeki günlerde büyük bir organizasyona daha hazırlanıyor. 11 Mayıs Pazar günü Heidelberg'de 2. Avrupa Türk Halk Dansları yarışması düzenleniyor. Yarışmada dereceye girenlere para ve mansiyon ödülleri verilecek. Evet, Mannheim'dan Almanya'dan yani Avusturya'ya doğru gidiyoruz. Bu kez de Salzburg'daki 23 Nisan kutlamalarını izleyeceğiz. Salzburg Başkonsolosumuz Nesrin Bayazıt da oradaydı. Salzburg'un valisi Gabi Burgstaller de yine bu kutlamalarda çok sayıda vatandaşımız katıldı. Avusturyalılar da katıldı. Avusturya Genel Temsilcimiz Ali Tarakçı da Salzburg'daki 23 Nisan'ı sizler için izledi. Avusturya'nın Salzburg kentindeki 23 Nisan kutlamaları da oldukça renkli geçti. Minikler rengarenk giysileriyle hünerlerini sergiledi. Yüzlerce vatandaşın katıldığı kutlamada Salzburg valisi Gabi Burgstaller ve Salzburg Başkonsolosu Nesrin Bayazıt da hazır bulundu. Dışında da bu geleneğimizin, bayramlarımızın, milli değerlerimizin anılması son derece önemli. Türk toplumunun birliği, beraberliği, dirliği için biz bunları çok önemli buluyor ve destekliyoruz. Çeşitli oyunlar ve dansların sergilendiği gösteride veliler 23 Nisan coşkusunu çocuklarıyla birlikte yaşadı. Evet, tekrar 23 Nisan'ın 23 Nisan'ı kutluyoruz tüm dünya çocukları için. 1 Mayıs dünyadaki işçi bayramları için ve 1 Mayıs'ın emek günü, gerçekten çalışanların günü. 1 Mayıs'ı da kutluyoruz tüm emekçilerin, işçilerin bu önemli gününü. Ve ben hemen Derman kanalına dönüyorum. Efendim şimdi... Hep beraber izledik. İşte Sayın Başkanımız da izledi. Artık Türkü Bacı diyelim. Ondan sonra Perihan da izledi. Yurt dışında aynı gelenekler sürdürülüyor. İşte 23 Nisan gösterileri. Yani Salzburg'daki de muhteşem bir gösteri. Şimdi Türk-Alman İşverenler Derneği olarak çocuklar, gençler ve eğitim için ne yapıyorsunuz diye sizden bir hesap alalım. Evet, hemen verelim. Bizim bu konuda aslında uzun yıllara dayanan faaliyetlerimiz var. Bunların başlangıcında meslek eğitimi geliyor. Benim başında bulunduğum Türk-Alman İşverenler Derneği'nin özellikle Köln ayağında 1990'dan bu yana Türk gençlerine yönelik meslek eğitimi konularında hem onların meslek eğitimi alabilecekleri şirketlere yerleştirmek hem de bu çerçevede onlarla bu staj çerçevesinde üniversiteden gelen öğrencilerimize staj yerleri açmak ve bunun yanı sıra da Türkiye'den Almanya'ya gelmek isteyen öğrencilere veya Almanya'dan Türkiye'ye gelmek isteyen öğrencilere de yine staj anlamında ve burada belirli konularda eğitim almaları konularında destekler veriyoruz. Evet. Peki size gerek meslek eğitimi ve gerek diğer konularda başvurmak isteyenler nasıl ulaşabilecekler Derman Bey? Bizim internet sitemizden doğrudan başvuruda bulunabilirler. İnternet sitesi nedir? Bizim internet sitemiz www.tdu-köln.de. TDU yani Theodor Dora UT, evet. Tire Köln, Köln.de. Yani Köln derken Köln yazacağız, evet, ki. Evet, Ö harfi olmadığı için internette. .de. İlerleyen dakikalarda biz onu söyleyelim. Arkadaşlarımız da karşı olarak da getirirler. Emniyette. İnternetten doğrudan başvururlar. Ben hemen Osman Delikkulağı'a dönüyorum, Side Belediye Başkanı'na. Şimdi başka sorularım olacaktı ama konu 23 Nisan olunca. Peki Side Belediye Başkanı olarak siz çocuklar ve gençler için neler yapıyorsunuz? Bir hesapta siz verin bakalım. Çok güzel bir soru. Çok beni heyecanlandırdınız. En heyecanlı olduğum, en önem verdiğim konulardan birisi benim. Çocuklar ve gençler. Ulu Önder Atatürk'ümüzün de yaptığı gibi ve bu böyle bir bayramı bize ve dünya çocuklarına hediye ettiği gibi biz de aynı anlayışla kendi çapımızda nacizane bir şeyler yapmak istiyoruz ve yaptık şimdiye kadar. SİDE'de yönetime geldikten sonra dördüncüsünü geçen yıl yaptığımız Uluslararası Çocuk Şenliği düzenledik. Bu sene beşincisini yapıyoruz Haziran'da. Side Belediyesi şemsiyesi aldı.